Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Haziran 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Haziran ayı sizin için hareketli, sosyal bir ay. Bu ay eğlenebileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz, romantik konularda fırsatlarla karşılaşabileceğiniz etkiler var. Şimdi detaylara bakalım. 4 Haziran'da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. 5 Haziran'da Venüs Aslan burcuna geçiyor. Mars ay boyunca Aslan burcunda. 11 Haziran'da Merkür İkizler burcuna geçecek. 18 Haziran'da İkizler burcunda yeni ay doğacak. Şimdi detaylara bakalım. Ayın 21'ine kadar Güneş İkizler burcunda olacak. 5. evinizde parlıyor olacak. 4 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay var. 11. evinizde 11. ev dolunayları genel olarak aslında keyifli ve umut vericidir. Yani bu bizim hayallerimiz, ideallerimiz, dileklerimiz, üzerinde çalıştığımız projelerle ilgilidir ve Dolunay burada bir tamamlanma, bir sonuç alma, bir farkındalık dönemini işaret ediyor. Geçtiğimiz Aralık ayında başlamış işleriniz olabilir, bazı düşünceleriniz, fikirleriniz olabilir. Bunların olgunlaştığı, sonuç verdiği bir dönemde olabilirsiniz. İş ve kariyerde bir başarı elde etme, bir para kazanma, bir ödül, bir terfi, biraz başarı elde etme söz konusu. Bunun yanı sıra sosyal hayatınız, arkadaşlar, grup çalışmaları, ekip çalışmaları, yurt dışı, yabancı ülkelerle ilgili konular, eğitim, medya, basın işleriniz, tüm bu alanlarda da bu dolunay sizi bazı hedeflerinize ulaştırabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda ikizler, başak, yay ya da balık gibi değişken burçların 13 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunay sizin için çok daha etkili çalışabilir. Yay kova için dost bir burç. O yüzden güneş burcunuzla yükselen burcunuzla yine dolunay derecesine 13 derecelere yakınsa bu dolunayın size çok daha olumlu etkiler, keyifli etkiler getirmesini bekleyebiliriz. Ay boyunca Mars Aslan burcunda olacak. İlişkilerle ilgili alanda enerji hızlı çalışıyor bu ay. Ve 5 Haziran'da Venüs de Aslan burcuna geçecek. Venüs ve Mars ikisi birlikte 7. evinizde olacak. Eşinizin, partnerinizin enerjisi artarken tabii ki sizin de ilişkilerle ilgili dinamikleriniz bu ay öncelikli hale geliyor. Bu Venüs'ün iyicil etkide olması yeni tanışmalar, süregelen ilişkilerinizdeki aktiviteyi arttırabilir. Yani cinsel anlamda da, sosyal anlamda da ilişkilerinizdeki iletişim artacak gibi görünüyor. Eşinizin, partnerinizin gözündeki cazibesi artabilir. Çok daha etkili olabilir sizin hayatınızda. Önemli ve etkili kişilerle tanışabilirsiniz. Burada eşinizle, partnerinizle birçok aktivite içerisinde olmanız, birlikte hareket etmeniz mümkün. Zaman zaman Mars burada agresyon yaratabilir, biraz çatışma yaratabilir ama Venüs'ün de etkileşimi daha çok ilişkilerdeki cinsel cazibeyi arttıracak gibi görünüyor. Aranızdaki alışverişi biraz güçlendirecek gibi görünüyor. Dolayısıyla ilişkiler için hareketli ve verimli bir ay olduğunu söyleyebilirim. 11 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'na geçecek. Merkür burada son derece güçlü ve hızlıdır. Sizin için de çok verimli bir pozisyonda olacak. 5. evinizde olacak. İletişim, eğitim, bilgi alışverişi, kendinizi ifade etme konularında hızlı bir aydasınız. Dolayısıyla toplantılar, görüşmeler, randevular buralarda bol bol konuşabilir, kendinizi iyi bir şekilde gösterebilirsiniz. Yazılı, sözlü her türlü alanda becerilerinizi ifade edebilirsiniz. Tasarım işlerinde, eğitim işlerinde, sınavlarda başarılı olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Özellikle ayın 11'inden sonra bu hızlanıyor. Bunun yanı sıra tabii ki ilişkilerde yeni tanışmalar, aşk, flört ilişkileri, işte birlikte yapılacak her türlü aktivite ki seyahatler, yolculuklar, buralarda da güzel etkiler olabilir. Çocuklar ve çocuklarınızın eğitimiyle ilgili konularda da hareketli bir ay. Onlarla ilgili belki bazı görüşmeleriniz var. İşte onların okullarıdır, sınavlarıdır ve benzeri etkileriniz olabilir. Buralarda Merkür çok hızlandırıyor, iletişimi, hareketi arttırıyor. Seyahat planlarınız olabilir. Bu bir tatil, bir yolculuk, bir keyifli bir seyahat de olabilir tabii ki. İş ve eğitim için de olabilir. Genel olarak hareketli bir dönemde olabilirsiniz. Ve 18 Haziran'da tam da bu alanda 26 derece İkizler Burcu'nda yeni ay doğacak. Bu yeni ay çocuklarınızla ilgili bir yeni kapı açabilir. Eğitim hayatınızda bir başlangıç, yeni bir proje, yeni bir tanışma, aşk ve romantik hayatınızda hızlı gelişmeler getirebilir hayatınıza. Ve tabii ki Kova burcuna da çok güzel bir açıda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz, yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok keyifli, olumlu etkiler getirebilir. Değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa yine yeni ayın hızlı çalışacağını
önemli, etkili olacağını sizin adınıza söyleyebilirim. Neptün'e biraz dikkat etmek lazım. Bu yeni ayda Güneş ve Ay Neptün'de kare açıda olacak. 17, 18, 19, 20 Haziran gibi Güneş Neptün karesi aktif. Yani bu da biliyorsunuz Neptün'ün olduğu yerde biraz belirsizlik, karışıklık olabilir. Para evinizde bir Neptün var. Parasal konulara dikkatli yaklaşın. İyi analiz etmeyebilirsiniz. Yani bir girişiminizde, bir alışverişinizde, bir seyahat organizasyonu da olabilir örneğin. Hani biraz böyle fazla para harcamanız, koşulları, yani maddi durumunuzu çok göz ardı etmeniz ya da biraz gerçek dışı, hayalci davranmanız mümkün. Yatırımlar konusunda da özellikle risk almanız gereken herhangi bir borsa gibi böyle bir spekülatif alanda özellikle Neptün aşırı beklentiler ve idealizm yaratabilir. Bu da sizi gerçeklerden uzaklaştırabilir. O yüzden parasal kayıplara, yanılgılara lütfen dikkat edin. Daha analitik, daha detaycı, daha güvenli adımlar atmanızda özellikle fayda var. Aynı şekilde ilişkilerde, sosyal yaşamda, aşk ilişkilerinde de mümkün olduğunca duygularınızı iyi yönetmeniz gerekiyor. Bu süreç içerisinde ayın 21'inden sonra Güneş Yengeç burcuna geçecek. Bu yavaş yavaş tabii ki enerjileri Haziran sonu itibariyle biraz değiştirmeye başlayabilir. Haziran'ın son haftası, Temmuz'un ilk yarısı içerisinde Yengeç burcundaki Güneş geçişi iş ve mesleki konularda, günlük hayatımızın mesuliyetleri, sorumluluklarında biraz daha öncelikleri gündeme getirmeye başlayabilir sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Kova burcu, burçlar kuşağının 11. burcudur. Yönetici gezegeni Uranüs ve Satürn'dür. Hava elementinin sabit nitelikli burcudur. Kova burçları heyecanlı, insancı, bağımsız, yaratıcı, ileri görüşlü, arkadaş canlısı kişilerdir. Aynı zamanda dik kafalı, geleneklere aldırmayan, huysuz, anlaşılmaz, tutucu kişiler de olabilirler. Kova burcu insanı yeni olan her şeye meraklıdır. Modaya uygun giyinmek ve yeni çıkan her şeye sahip olmak isterler. Kovalar, insanları seven ve dünyaya dost gözüyle bakan kişilerdir. Çok yönlü ve kültürlüdür. Birçok konuda bilgi sahibi olabilir. Toplumda aranan kişiler olmalarına rağmen bazen herkesten uzaklaşma ihtiyacı duyarlar. Kendilerini çok beğenebilirler. Kova burcu dahiler burcudur. Hayalleri gerçek yapacak kişilerdir.